Ya bir şey dikkat ettim ama çok merak ettim. Ayaklarında kına mı var? Yani dost başa düşman ayağa bakar. Kesinlikle geçirdim. Canındım, cicindim. Gerçekten öyle halının desenine bakarken dikkatimi çekti. Eminim. Yoksa gerçekten ben de onu söylerken aklımdan geçti ama kötü amaçla bakmadım. Kınayı gördüm, sebebini merak ettim. Hani şey, beğendiğin için vesaire mi yaktın? Yok. Kına mı, tentür diyot mu, o ne anlayamadım ben de. Bir haftalık tentür diyot gibi de duruyor. Bir haftalık kına olduğu için böyle oldu. Benim ayağımda 5 aydır çektiğim bir ağrı var. Topuk dikeni. Çok geçti. Ya kına iyi gelir diyorlar. Yani kınanın da gerçekten ayağa iyi geldi. Yani topuk dikeni iyi geldiğini söylüyorlar. Bir hafta önce de görümcemin kınası vardı. Getirdiler, ayaklarımı yaktılar. Bir şey söyleyeceğim. Kına, bildiğimiz o Ocak kına gecelerinde yakılan kına, topuk dikenine iyi geliyor. Evet. Peki ne durumda ağrı? Ben de işe yaramadı. Peki işe yaramadı. Ama benimki biraz ileri boyutta. Hani belki başlangıcı ben olsaydı... Doktora gidip düzgün bir şekilde tedavi olmanı tavsiye ederim sana. Ama topuk dikeni... Ay buradan hemen izleyicilerimiz, bak dikkatli izleyicilerimiz. Evet, çok o kadar yani... Araştıran izleyicilerimiz, bilgecilerimiz, sosyal medya hesaplarından bize yazabilirsiniz. Ya çok sevinirim. Lütfen yorumların altına. Belki bir doktor önerebilirsiniz. Çok sevinirim. Belki başka bir çare. Hakikaten bu topuk dikeni çok zor. Yani bu acıyı yaşamayan Allah bilemez. Allah şifalı ben versin. 5 aydır kendimde değilim yani. Ay kıyamam. Çok 2 ayağımda da var. Kıyamam. Geçmiş çok büyük geçmiş yani olsun. Yani işi bırakmama sebep oldu. Öyle mi? Ay senin gününde konuşuruz bunu. Tamam, şimdi kötü şeyler, olumsuz şeyler konuşmayalım.